Amerika'da ve dünyada siyasete yön veren kararların alındığı, önemli görüşmelerin gerçekleştiği yer Beyaz Saray. ABD iç ve dış siyasetine ilişkin gelişmeleri şimdiye kadar sizlere Beyaz Saray'ın basına açık bölümlerinden aktarmıştık. Peki Beyaz Saray'ın içi nasıl? Hangi odalar var? Hangi oda tarihsel olarak nasıl bir öneme sahip? Gelin birlikte turlayalım. East Wing'den içeri giren ziyaretçileri First Lady Jill Biden'ın videosu karşılıyor. East Room'daysa Başkan Joe Biden. Ama şimdilik Ocak ayında görevi devralacak olan yeni başkan ve eşi kendi video mesajlarını kaydedecek. Beyaz Saray'da halka açık turların kapsamı artık daha geniş. Örneğin burası daha önce içeriye girmenin mümkün olmadığı kütüphane. Ve devlet katı. Adını odanın dekorasyonundan alan kırmızı, yeşil, mavi odalar burada. Burası da başkanın yabancı liderlerle bir araya geldiği diplomatik resepsiyon salonu. Eskiden bu salon ziyarete açık değildi. Artık Başkan Roosevelt'in radyodan Amerikan kamuoyuna seslendiği sohbetlerin kaydını dinlemek bile mümkün. Beyaz Saray'ı halka açık tur kapsamında her hafta 10 bin kişi ziyaret ediyor. Nasıl mı? Beyaz Saray'ın içine girmenin birkaç yolu var. Bir tanesi başkan olmak, malum o epey zor. Bir diğeri de halka açık Beyaz Saray turlarına kayıt yaptırmak. Sizi ve bölgenizi temsil eden kongre üyesi üzerinden başvurunuzu çok önceden iletiyorsunuz. Başvurunuz değerlendiriliyor ve kabul edilmesi halinde size bir gün ve saatle dönüyorlar ve sonrasında da Beyaz Saray'ın halka açık o tarihi odalarını görme şansına sahip oluyorsunuz.